Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Nur Suresi 19-25. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Hazreti Ayşe'ye yapılan bir iftira olayı üzerine inen ayetler var. Onların ikinci bölümünü değerlendirmiş olacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'ye bir namus meselesinde bir isnat söz konusuydu. Bununla alakalı ayetler nazil oldu ve Hazreti Ayşe'nin beraati semavi bir şekilde ilan edilmiş oldu. İşte bunların devamında Allahu Teala şöyle bildiriyor. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişe fillezîne âmenû. İman edenler içinde fuhşiyatın, çirkin, gayrimeşru işlerin yayılmasını isteyenler, sevenler var ya, lehum azabun elim, onlar için elim bir azap vardır. Elem verici bir azap vardır. Fid dünya vel ahira, hem dünya hem de ahirette. Vallahu ya'lemu, Allah bilir. Ve entüm la ta'lemun, siz bilmezsiniz. Bu da bazı kimselerin durumunu bize ifade ediyor. Toplumda bazı kimseler vardır ki bunlar fuhşiyatın, münkeratın, bir takım böyle zina gibi günahların halk arasında yaygınlaşmasını isterler. Nasıl ki Allahu Teala mikropları yaratmış, mikroplar yayılıyor. Bunlar da bu gibi zararlı şeylerin yayılmasını arzu ederler. Toplumun iffetli bir toplum olmasından rahatsızlık duyarlar ve müstehcen neşriyatla, bir takım fuhuş yerleri açarak veya başka yollarla insanları yoldan çıkarmak isterler. Bunlar için elin bir azap var. Hem dünyada hem de ahirette. Bu belki sosyolojik olarak da incelenebilecek bir durum. İşte bir takım medyada böyle müstehcen neşriyat yapanlar, acaba bunların akıbeti ne? Dünyada da başlarına neler geldi? İncelenmeye değer olan bir durum. Allahu Teala dünyada da bunlar için elin bir azabın olduğunu ifade buyuruyor. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Yani kimler böyle yapıyor, kimler bunu planlıyor, biz bilmeyebiliyoruz. Ama Allah kimin ne yaptığını biliyor. Ona göre dünyada da onlara ceza veriyor. Diğer alemde, ahirette onlara çok daha büyük bir ceza verilecek. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ, ve Allah Rauf Rahim olmasaydı haliniz nice olurdu. Yani cinsellik sınavı çok büyük bir sınav. İşte insanın nefsi bu gibi günahlara meyilli. Şeytan bunu tahrik ediyor. Öte yandan kötü insanlar var. İnsanlar içinde fuhşiyatın, bu gibi günahların yayılmasını istiyorlar. Bütün bu zor şartları altında hemen herkes bu günahlara da girebilirdi. Ama Allah'ın lütfu var, rahmeti var ve insanları bir şekilde koruyor. Ve iffetli kalmak isteyenler, her ne kadar günümüz şartlarında tamamen böyle iffetli kalabilmek çok zor ise de yine kalabiliyorlar ve günahlardan kendilerini koruyabiliyorlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettebi'u hutuvati şeytan, şeytanın adımlarına uymayın. Şeytan adım adım hedefine gitmeye çalışır ve bir yerden başlatır, sonuna kadar götürür. Diyelim ki namazını kılan dindar bir gence, doğrudan belki hayat kadınlarına gitme yolunu hemen telkin etmeyebilir. Ama önce müstehcen neşriyatı izlettirir. Nefsin hoşuna gider. Bunları okurken veya televizyonda, internette izlerken neticede nefsini zapt edemez bir hale gelir ve bunun sonucunda gayrimeşru yollara düşebilir. İşte şeytan adım adım hedefine varmaya çalışır. Siz şeytanın adımlarına uymayın. Ve men yettebi'e hutuvati şeytan, şayet her kim şeytanın adımlarına uyacak olursa, fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker, şüphesiz o şeytan fuhşiyatı, yani çirkin işleri, haram işleri ve münker olan, dinin reddettiği şeyleri yapmanızı emreder.
Burada şeytanla alakalı emreder tabirinin kullanılması, yani sanki şeytan bazılarının amiri oluyor. Şöyle yapın, böyle edin, onlara emir veriyor. Onlar da şeytanın kulu kölesi, adeta şeytanın bir askeri, emredersin efendim dercesine veya emredersin komutanım dercesine şeytanın dediklerini tıpış tıpış yapıyorlar. İşte bu noktada şeytanın adımlarından uzak kalmak, şeytanın vesveselerine takılıp kalmamak gerekiyor. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Şayet Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدَى Sizden hiçbiriniz ebediyen temizlenemezdi. Yani Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı hepiniz bu gibi günahlara dalardınız. Değerli izleyenlerim, gerçekten çok düşündürücü bir nokta. Allah bizi dünyada imtihan ediyor. Nefis böyle günahlara meyilli. Şeytan böyle günahlara kışkırtıyor. Kötü insanlar var, böyle günahlara sevk ediyor. Özellikle günümüzde artık günahlar aleni bir şekilde yapılmaya başlanmış. Her tarafta günaha böyle çağıranlar var. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam Züleyha ile imtihan edildi. Züleyha bütün cazibedarlığıyla Hazreti Yusuf'un karşısına çıktı ve hey telek dedi. Haydi gel, sana müheyyayım diye kendisine davet etti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam maazallah, Allah'a sığınırım dedi ve kaçtı. Bu gibi durumlarda yiğitlik kaçmaktır. Hazreti Yusuf da kaçtı ve Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, rahmetiyle bu şekilde bu günahtan uzak kaldı. Günümüzde Hazreti Yusuf gibi iffetli kalmak isteyenler sadece bir tek Züleyha ile değil, belki pek çok Züleyhalarla imtihan ediliyor. Her tarafta haydi gel diye davet edenler var. İnternette kendini pazarlayanlar var. Veya şehirlerin belli yerlerinde belli günah merkezleri var. Böyle olunca bir kimsenin bütün bunlardan tertemiz kalabilmesi gerçekten çok zor. Ama Allah'ın lütfu var, Allah'ın rahmeti var. Allah rahmetiyle korunmak isteyenleri koruyor. İffetli kalmak isteyenleri muhafaza ediyor. Ve aynı şartlarda, toplumun şu anda içinde bulunduğu şu şartlarda bir kısım insanlar bu gibi günahlara düşerken aynı şartlarda başka insanlar bu günahlara düşmeyebiliyor. Bu tabii iradeye bakan yönü var. Demek ki iffetli kalmak isteyenleri Allah-u Teala muhafaza ediyor. Ve o şekilde bir nevi Hazreti İbrahim'in ateşe atılıp da ateşte yanmaması, hatta o ateşin bulunduğu yerin bir gül bahçesine dönmesi gibi şu günahlarla iç içe olan ortamda gerçekten iffetli kalmak isteyen kimseler için adeta temiz bir ortam haline geliyor ve o kimseler bu gibi günahlardan uzak kalıyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَى Lakin Allah dilediğini tertemiz kılar, bu gibi günahlardan arındırır ve uzak kılar. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah semidir, alimdir. İşitendir, bilendir. Yani demek ki Allah'a dua etmek gerekiyor. Ya Rabbi beni iffetli kıl. Ya Rabbi beni günahlardan koru. Bu şekilde dua etmek gerekiyor. Allah duamızı işitir ve Allah alimdir. Halimizi bilir, niyetimizi bilir ve ona göre istiaze ile bizi korur. Allah'a sığındığımızda Allah bizi korur. وَلَا يَئْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ İçinizden geniş imkanlara sahip olan, lütuf sahibi kimseler yemin etmesinler. اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنْ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Yani yakın, miskin ve Allah yolunda hicret etmiş olan kimselere verme hususunda yemin etmesinler. Ayet-i Kerime'nin doğrudan mealinden belki hemen anlamak zor olabilir. Bununla alakalı kitaplarda şu nazara veriliyor. Mistah isimli sahabi hicret edenlerden, Mekke'den Medine'ye hicret edenlerden ama gariban, maddi imkanları olmayan birisi. Hazreti Ebu Bekir'in de yakını. Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık, geniş imkanları olan bir kimse, Mistah'a da maddi manevi yardımcı oluyor, destek oluyor. Ancak Hazreti Ayşe'ye iftira olayında Mistah da
bu iftiraya inananlardan, ileri geri konuşanlardan. Malum Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kızıdır aynı zamanda. Hazreti Ebubekir bu duruma muttali olunca, bundan sonra ben artık Mistah'a yardım etmeyeceğim diye yemin ediyor. Ayet-i Kerime, evet her ne kadar Mistah'ın ve benzeri kimselerin bu noktada hataları varsa da yine onlara yardımcı olmak, ellerinden tutmak, tamamen dışlamamak gerektiğini ders olarak veriyor. İşte sizden geniş imkan sahibi, lütuf sahibi olanlar hicret etmiş, miskin ve akraba durumunda olanlara vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Ela tuhibbun en yagfirallahu lekum, Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Yani siz onlara verirseniz Allah da sizi bağışlar, rahmetine mazhar kılar. Vallahu gafurur rahim, Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah bağışlayıcıdır, merhamet edendir. Siz de bağışlayın, merhamet edin ki Allah'ın merhametine nail olasınız. Öte yandan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, tahallagu bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız hadisi var. Allah affedicidir, siz de affedin. Allah merhamet edicidir, siz de merhamet edin. Allah-u Teala bu şekilde bir dersi bildiriyor. Ebu Bekir Sıddık bu ayetler nazil olduğunda ve Peygamber Efendimiz tarafından kendisine okunduğunda çok seviniyor. Ayette kendisine işaret edilmesinden apayrı bir heyecan duyuyor. Elbette isterim ya Resulallah. Allah'ın beni bağışlamasını elbette isterim diyor. Ve Mistah'a ve Mistah durumunda olanlara yardım etmeye devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ O kimseler ki namuslu ama olup bitenden haberi de olmayan mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar lu'inu fid dünya vel ahireh, dünya ve ahirette bunlar lanetlendiler. Yani hiçbir şeyden haberi yok. Kendi halinde hayatını yaşayan masum kadınlara zina isnadında bulunanlar dünyada da ahirette de bunlar lanetlidirler. Tabii Allah'ın laneti demek Allah'ın onu rahmetinden uzak kılması anlamında. Yani Allah onlara acımayacak. Allah onlara rahmet etmeyecek. Allah onları cezalandıracak anlamında. Ve lehum azabun azim, onlar için çok büyük bir azap vardır. İşte Hazreti Ayşe ile ilgili bu iftira olayında ileri geri konuşanlar, konuştukları sabit olanlar 80 sopa cezasını çekiyorlar. Bu ceza kendilerine uygulanıyor. Çünkü delil olmadan sırf bir iftira olarak bunu söylediler ve konuşanlar da söyleyenlere inanıp konuşanlar da delilsiz bir şekilde konuştular. Ceza kendilerine uygulanıyor. Ve bu olaya karışan, elebaşı durumunda olan, önde gelen kimseler dünyada da daha başka bir takım sıkıntılar çekiyorlar. Dünyada da bunun bedelini acı bir şekilde ödüyorlar. يَوْمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ Diğer alemde öyle bir gün gelecek ki onların dilleri, elleri, ayakları بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ yapmış oldukları şeylere şehadet edecek. Yani diğer alemde dilleri evet biz yalan söyledik diye kendi aleyhlerine şahitlik yapacaklar. Ayakları nereye gittilerse gittikleri yeri söyleyecek. Elleri ne gibi kötü şeyler yapmışsa evet yaptık diye şehadette bulunacaklar. Dili konuşturan, dünyada konuşturan Allah, diğer alemde eli de konuşturur, ayağı da konuşturur. Bu Allah'a zor değildir. Ve diğer alemde kafirler ellerinin, ayaklarının konuştuğunu görünce şaşıracaklar. Ve diyecekler ki, lime şehittüm aleyna, niye bizim aleyhimizde şehadette bulunuyorsunuz? O zaman eller ve ayaklar şunu söyleyecek. Entaganallahu lezi entaga külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Dolayısıyla bu dili konuşturan Allah diğer alemde eli ayağı da konuşturur ve gerçekleri o şekilde itiraf ettirir. Yevme izin, o gün yüveffihumullahu dinehumul hak, Allah onlara
layık oldukları, müstahak oldukları cezayı tamamıyla eksiksiz verecektir. Ve ya'lemune, ve onlar o zaman bilecekler, ennallâhe huvel hakkul mubin, Allah'ın hak olduğunu, mübin olduğunu, her şeyi beyan ettiğini, açığa çıkardığını onlar bilecekler. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu ayetleriyle gerçekten çok önemli dersleri bize veriyor. Namus meseleleri günümüzde de en önde gelen meselelerden, toplumda pek çok çalkantılara da sebebiyet veren meselelerden. Bir kısım insanlar işte herhangi biri hakkında işte falanca şöyle zinakardır gibi ifade kullanabiliyorlar. Ama bunun çok büyük bir vebali var. İspatını yapamadıklarında Kur'an'ın hükümlerine göre 80 sopalık bunun cezası var. Öte yandan dünyada da lanetlenmek, ahirette de lanetlenmek gibi bunun cezası var. Ellerinin, ayaklarının, dillerinin diğer alemde kendi aleyhlerinde şahitlik yapması var. Demek ki hassas olmak gerekiyor ve bu gibi konularda ağzı açmamak, kesin bilmedikten sonra ben onu görmedim, ben böyle bir şey bilmiyorum gibi geçiştirmek en güzeli. Ama nedense insanlar bu konulara çok ilgi duyar. Anlat daha nasıl olmuş gibisinden başkalarının anlatmasını ister ve duyduğunu da başka yerlerde anlatır. Bazı rivayetlerde şöyle geçiyor. Kişinin her duyduğunu söylemesi yalan olarak ona yeter. Her duyduğumuz doğru olmayabilir. Özellikle bu namus meselelerinde çok daha hassasiyet gerekir. Duyduğumuz şeyleri süzmek lazım ve rastgele bir şekilde bunları ifade etmek, sanki görmüşüz gibi anlatmak, bunlar caiz olan şeyler değil. Dünyada da bunun vebali, faturası ağırdır. Diğer alemde de vebali, faturası ağırdır. İmam-ı Şafii şöyle diyor: sen hakla meşgul ol, yoksa batıl seni istila eder. Biz dilimizi güzel şeylerle konuşmaya alıştırırsak bu gibi şeylere zaten fırsat kalmaz. Öte yandan diyelim bulunduğumuz yerde böyle bir konuya girilmişse mümkünse konuyu değiştirmek lazım. Kardeşim biz orada yoktuk, bu konuda konuşmak bize yakışmaz deyip konuyu kapatmak en uygun. Ve öte yandan yeni yetişen nesillerimizin iffetli, namuslu bir şekilde yetişmesi, kendilerini koruyabilmeleri için de elden gelen tedbiri göstermek gerekiyor, tedbirleri almak gerekiyor. Çünkü geleceğin aydın insanları, münevver insanları aile ortamında yetişecektir. Gayrimeşru beraberlikler toplum için çok büyük bir problemdir. Buhranlara sebebiyet verir. Ve bu işe giren insanlar da zaten psikolojik olarak da hastadır. Ve tedaviyi belki gerektirecek durumlardadır. Bütün bunları düşününce Kur'an-ı Kerim'in bu noktada yapmış olduğu tahşidat daha iyi anlaşılıyor. Ve Kur'an'a muhatap olan insanların bu noktada çok daha dikkatli olması gerekiyor. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü fuhşiyattan, münkerattan muhafaza eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.